Şubat ayında köklendirmek için ayırdığımız incirler bayağı köklendi, fakat biz bunu toprağa alamadığımız için fazla da birkaç sefer de gübreli su verdim. Bayağı sıkıntı çekmeye başladı. Bunları toprağa almamız gerekiyor. Böyle kökler yapmışlar. Şimdi üzüm köklendirdik, bir tane nar köklendirdim. Bunun kardeşi var. Gül köklendirdik. Bu köklendirdiğim narlardan bir tanesi gene. Bu karayemiş. Üzüm var. Ayrıyeten bir köşede ceviz ektim. Bunları aşı yapacağım. 8-10 çeşit cevizim var elimde. Evet. Şimdi bunları poşetlere alacağım. Yoksa incirler ölecek. Evet, incirler böyle köklenmiş. Bazısı az, bazısı çok, bazısı felaket sarmış mesela böyle. Acayip bir kök yapısı var. Bunları Şubat ayında çelikleyip çelikleri torfa sokmuştum. Sağ şu felaket, ne kadar kök var şunda. Şu an bugün herhalde Temmuz'un 30'u olması lazım. Artık verdiğim suyu hemen götürüyorlar. Gübreli su dökmüştüm. Öyle hayatta kalıyorlar. Toprağı almak lazım. Birazdan poşetleri alacağım bunları. Poşeti aldığımız zaman da böyle güzelleşiyor mesela. Üzümü poşete almışım. Tek elle yapmak zor. Mecburen ben videolarımı bir elimle fotoğraf makinesi telefonu tutarak diğer elimle çalışıyorum. Yıllardır böyle videolar çekiyorum. Dolayısıyla pek kaliteli videolar olmuyor ama meramımızı anlatıyoruz. Yani anlatmak istediklerimiz oluyordur. Şimdi bunlar çok güzel ıslanması gerekiyor. Can suları verilecek. Tutmayan çok az, birkaç tane olmuş. Bunlarda çok az kök var. 4-5 tane kök yapmayan olmuş. 2-4-5-6-7 tane. Bazıları kök işini o kadar abartmış ki. Zannedersem bu beyaz incir vardı. 5-6 tane o. Siyah incir bu kadar aşırı kök vermemiş. Şimdi de şuradan toprağını doldurduk mu? Burası benim sarımsak ürettiğim zaten toprak. Gübre, her şey var burada. Revanardit var. Gübre çeşitlerimiz var. Dolayısıyla iyi bir toprak olacak. Böyle. Birazdan poşetleme işimiz bitecek. Buna tüplü diyorlar. Saksılı diyorlar. İnşallah ilk denememizde 6-7 tane fire verdik. Hepsi tuttu. Dün incirleri poşetlere aldım. Sadece şu biraz toparlayamadı. Diğerlerinde sıkıntı yok. Gündüz biraz yaprakları salmıştı ama sıcakta normal o. Şu an hava serinledi, güneş battı. Hepsi yaprakları dikti. Evet, sıkıntısız aktarım oldu galiba. İnşallah koca koca ağaçlar olur. Biz de istifade ederiz ileride. Maddi ve manevi tabii ki.